Raflar sıra numaraları A'dan Z'ye gidecek, sonra AA BB derken ta ZZ'ye kadar gidecek. Bayağı bir sıra numarası yapıyor yani. İşte alfabede 29 harf var, Türkçe harf. Ya 30 desen, 30 kere 30 900 sıra yapıyor ki zaten bunu geçmez zannedersem. Yanında birden 65 bine kadar numara, bu veri tabanındaki maksimum ve minimum değerler. O yüzden hani biz 100'e kadar kullanırız, 500'e kadar, 1000'e kadar. Ama bu sıralardaki numaralandırmalar bu aralıkta olacak. Maksimum 65 bin. Zaten o kadar mümkün değil, görmeyiz. Daha sonra bir de yükseklik numarası olacak, üst üste raflar konacağı için. Mesela A sırasının birinci kolonuna baktığımızda orada da onar onar birden 255'e kadar, yani 10, 20, 30, 40, en son 250'ye kadar giden bir üst bölge numaraları olacak. Yani sıra numarası, bölge numarası ve üst bölge numarası. Şu 3 şeyden birini seçeceğiz. Bana sorarsanız alttaki yazımı daha böyle bakışta, mesela AA sırasının 100. bölgesinin 50. üst bölgesi, yani aslında 5. bölgesi gibi. Oradan personel bakacak, 10, 20, 30, 40, 50 hemen görecek. Neden böyle yaptık? Çünkü aralara raf eklenebilir dedik. Aralara koyduğumuz raflar şurada nokta nokta şeklinde gösteriyorum. Bir tane de raf konabilir, birden fazla da konabilir. Bir tanesini bugün koyarsın, diğerini bir hafta sonra koyarsın. Böldüğünü bir daha bölersin. Ama ona kadar sistemimiz destekleyecek. Zaten onu da geçmez diye düşünüyorum. O yüzden onarlı sistem kullandık. 30 ile 40 arasını böldüğümüzde gördüğünüz gibi araya 35 yazdık ama burada şöyle bir yöntem kullanacağız. Bunu bizim taraftan yapılması lazım. Bizi de depo görevlisinin uyarması lazım. Ama ben iki çeşit depo görevlisi düşünüyorum. Bir yetkili olan o depodaki, bir de normal getir götürücü diye tahmin ediyorum. Yani iki tip depo görevlisinin, minimum iki tip rolü olacak. Burada biz yetkililerle ilk başta versiyon 1'de WhatsApp grubundan haberleşeceğiz. Bu WhatsApp grubundan bana resim çekip atacaklar. Ben resimden bakacağım. Mesela 30 ile 40'ı tam aradan bölmüşse adam, ona 35 diyeceğim, ama aşağıdan bölmüşse bakacağım resme, 33 ya da 34 diyeceğim. Ona göre pay bırakacağım her zaman. Bunu depo elemanlarına bu işi bırakırsak illaki bir yerde bir bilinçsizce yer açarlar sisteme. Sonra sistem ileride zayıflaşır. Hiç onların eline bırakmayacağız burada. İkincisinde de versiyon 2'de de ben bildirim yapacağım yukarıya. Üst bara bir tane çan koyacağım. O çan rengi değişecek bildirim geldiğinde. Oradan direkt şu işte merkeze bildirim gönder veya farklı bir depoya bildirim gönder şeklinde hemen resmi çekip upload edebilecekler. Bu şekilde de haberleşebileceğiz. Raf çözümü olarak bu geldi aklıma.